Saygıdeğer Vedat Günyol, siz ülkemizin onurusunuz, ülkemizin yüz akısınız. Sizinle burada birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi gençlere dönelim. Evet. Bir başka denemenizde şunları söylüyorsunuz. İnsan ne yaşta olursa olsun kendini durmadan eğiten, yani yenileyen bir düzeye vardı mı, o düzeyi hep aşmaya çalıştı mı genç sayılır. Genç kalmanın sırrı kendini durmadan eğitmekten geçer bence. Biraz da bu konuya değinseniz gençlerimiz için neler Ben bu söylersiniz? okuduğunuz parçada yeterince öğrenmek istediklerini söylemiş bulunuyorum. Evet, gerçekten insan genç kalmak isterse kendini sürekli olarak yenilemek, yetiştirmek ve gençlerle çalışmak bir olmak diye düşünüyorum ben. Ben hiçbir zaman bir gençlerin karşısına çıktığımda kendimi onlardan yaşlı duymadım. Onların yaşında, onların düzeyine indim ama birlikte düzeyimizi yukarıya çıkarmaya çalıştım. Burada da zannediyorum ki bir ölçüde bir başarı kazandım zannediyorum. Çünkü öğrencilerimin çoğuyla durmadan bir temas halindeyim. Ve benim 20'ye yakın torunum var. Yarısının adı Günyol, yarısının adı Vedat olanlar. Bu da şey gösteriyor. Yani insan kendini bütün varlığıyla verirse, bütün sevgisiyle verirse karşılığını görüyor bol bol. Ve Evet. ben gördüm. Ben öğretmen eskisi olarak bugün çok mutluyum. Ama beni eskitmiyor öğrencilerim. Kapımı boyuna aşındırıyorlar. Gerek kendileri, gerek çocukları, gerek torunlarıyla. Ki onlar da benim torunum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben de teşekkür ederim. Sizin bu gençlikle ilgili düşünceleriniz bizim için de yol açıcı, yol gösterici. İyi günler diliyoruz, saygılar Çok sunuyoruz sağ olun. efendim. Çok teşekkür ederim.